Değerli Kozmaysan gayrimenkul izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, efendim gene size güzeller güzeli bir yaz gününden, güneşli bir havadan ama rüzgarlı bir havadan sesleniyorum. Biraz sesli sorun yaşayabiliriz. Bu konuda affınıza sığınıyorum. Değerli dostlarımız, Banyaz kuş cennetine komşu köyümüzde doğa harikası burada. Mükemmel bir köyümüzden size sesleniyorum. Ben geçenlerde bu yeri size müstakil evimizi tadilatla oturulabilir müstakil evimizi tanıtmaya çalıştım. Bazı dikkatten kaçmış müşterilerimiz için tekrardan bir üstünden geçiyorum yerimizin. Değerli izleyenlerimiz, burası Manyas Gölü'ne çok yakın mesafede Göne Manyas arasında harika kasaba niteliğine gelmiş bir köyümüz. Köyümüzde bütün imkan ve olanaklar mevcut. Büyük bir köyümüz. Ortalama tahmin ediyorum 1500 civarı nüfus olan bir köy. Pazar yerine kadar olan bir köy efendim burası. Burada tadilatla oturulabilir 650 metrekare ya da kimine göre tadilat olmaz diyor. Olabilir. Kimine göre yıkıp yerine yapmaz olabilir. Ama fiyat aralığında özellikle 200 bin bantında yer arayan müşterilerimiz için burası ideal bir yer. Özellikle bunu ifade etmek için tekrardan bu satılık olan yerimizden bir güncelleme ilanı yapıyorum, paylaşıyorum sizinle. Yerimizin fiyatı 195 bin lira. Şimdi hep beraber yerimizi göreceğiz. Yerimiz hemen arkamda. Evet değerli izleyenlerimiz, yerimizin sınırı efendim, bakın hemen buradan başlıyor cephemiz, ana giriş kapımız, cephemiz böyle devam ediyor araç giriş kapısı olarak. İlerideki, bakın oraya kadar ön cephemizin sınırı. Şimdi içeri giriyoruz. Evet değerli dostlar, şimdi araç girişi kapısından giriyorum yere. Yerde bayağı bir bahçede otlar vardı. Sağ olsun buradan onu çözdük, bir kısmını, büyük bir kısmını hemen hemen indirdik otların. Geniş bir alanı var değerli dostlar. Dediğim gibi dikdörtgen bir yapı. Burası evimizin olduğu yer. Şu an burada 1+1 bir yapı var burada. Yani tadilatla bu yan tarafa doğru büyütülebilir. Müstakil ev geçiyor. Müstakil ev ve ahırı geçiyor tapusunda. Burası da ileride ana giriş kapısı. Şimdi birazdan oraya da geçeceğim. Bahçesini size göstermek istedim. Etrafı duvarlarla çevrili efendim. Cephesi güzel, konumu güzel. Burası mevcut olan yapı. Burada yıkık bir ahırımız var. Bu ahır tekrar yani bu tamamen indirilerek buraya yeni ahır yapabiliriz.
Artık bu çok kullanılacak bir şey kalmamış. Eski tip bir yapı. Bahçesindeyim yerin. Evimizin yanında şu uzantıya orada iki oda daha ilave edilebilir. Burası o zaman ne olur? 3 artı 1 ev olur. Bakın efendim, böyle avantajlı yerler, ilk sahibinden olan yerler az kaldı. Çok yok seçenekler. Köyü de çok güzel, konumu da güzel. Bahçesinde meyve ağaçları da var. Otlardan gözükmüyordu. Bu otlara da bir kabasını temizlik yaptık şu an. Tabii gene temizlenmesi gerekiyor yerimizin. Erik ağacı var. Gördüğüm kadarıyla inciri var. Efendim. Kiraz ağacı gördüm. Abi şimdi güneş tarafında kaldığı için gözükmüyor. Nar ağacı var içerisinde. Toprağın kalitesi böyle. Gerçekten çok güzel bir toprağı var. Değerli dostlar. Mükemmel bir sebze alırsınız burada. Bahçenizde veya da istediğiniz kadar burada meyve ağacını dikebilirsiniz. Her türlü meyve burada rahatlıkla olur. Evet. Burada da büyük bir incir ağacı var. Yani şu da incir, cüsseli olan. Kiraz ağacı dedim. Kiraz ağacı burada. Efendim burada narı var. Değerli dostlar, bu da nar. Büyük bir nar yani. Gelişmiş bir nar. Görüyorsunuz gayet alan müsait. Geniş. Bizim için bir önemli konu da komşuluk. Komşuluğun mükemmel olduğu bir yerdeyiz. Onu söyleyeyim. Komşuluk çok güzel burada. Bizim şu anki mevcut yapımız burası. Tabi burası zaman içinde bir revize geçirmiş izleyiciler. 1 artı 1 şeklinde düzenlenmiş. Ama dediğim gibi o aşağıdaki uzantıya 2 oda ekleyerek burayı 3 artı 1'e çevirebilirsiniz. Tabi biraz masraf gerekecek. Şimdi birazdan içinde size göstereceğim. Efendim. Burada ana giriş kapımız. Burada eski bir şey var. Fırın tarzı düzenek var. Ön tarafımızda da zeytin ağacımız var. Efendim, armut ağacımız var. Meyve ağaçlarından da var efendim. Evet, burada gene bir erik ağacımız var. Büyük bir erik ağacımız var. Evet, şimdi yerimizin içini göreceğiz. Efendim, yerimizin fiyatı 195 bin lira. Yani 200 bin liranın altında tutmaya çalıştık fiyatı. Burada duruma göre, bütçeye göre 50 bin liraya da burayı güzel bir şekilde gelebilir. 100 bin lira da girebilir. Bir şey diyemiyorum ama en azından şu an gördüğümüz kadarıyla sahada bu tarz uygun, onarımla oturulabilecek bu fiyat aralığında yerler yok değerli dostlar. Donanımlı köylerde yok yani. Zamanın ürünleri. Evet. Şimdi içine girelim ve görelim efendim. Thank you.
Evet, şimdi evimizin içini göreceğiz. Değerli dostlar. Evet. 1+1 dedim. Yapı. Böyle bir mutfak var, eski sistem. Tavanlar ahşap. Burada tuvalet, duş var. Böyle bir odası var. Hemen yanında bir odası var. Evet. Tavanlar ahşap efendim. İki tane odası var. Yerimizin. Mutfak var, tuvalet, banyo var. Buraya da çamaşır makinesi yeri koymuşlar. Buraya şofben koymuşlar. Evet. Evimizin içi de bu şekilde değerli dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.